إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاهدوا بأموالكم وأنفسكم وأنفسكم وأموالكم. صدق رسول الله. Değerli müminler, bir sahabi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna gelerek hem sevap hem de şöhret kazanmak için savaşan bir adam hakkında ne dersiniz? Böyle bir ismin kazancı nedir? Diye sordu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hiçbir şey kazanamaz cevabını verdi. Ancak adam sorusunu ısrarla 3 defa tekrarladı. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hiç şüphe yok ki Allah sadece kendi rızasını kazanma niyetiyle yapılan samimi amelleri kabul eder buyurdu. Aziz müminler, cihat Allah yolunda harcanan emeğin, hak uğrunda verilen mücadelenin adıdır. Cihat, müminin bütün varlığını seferber ederek Yüce Rabbinin rızasını kazanma çabasıdır. Cihat, mukaddesatı korumak için beden, din, fikir ve gönülle kararlılık göstermektir. Haksız bir saldırı, yok etme, sömürme ya da zulmetme mücadelesi değildir cihat. Aksine, Müslümanın vatanında şerefi, kimliği ve özgürlüğüyle var olma, imanını, bayrağını, istiklalini ve haysiyetini muhafaza etme azmidir. Cihat, zulme ve zalime karşı bir milletin hukukunu savunma gayretidir. Hakkı tutup kaldırma, yeryüzünde barış, huzur, adalet ve iyiliği yayma gayesidir. Değerli müminler, Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ve Resulüne iman eden kimselerin mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad ettiklerini anlatmaktadır. Peygamber Efendimizle, ellerinizle, dillerinizle ve mallarınızla cihad ediniz buyurmaktadır. Bu ayet ve hadis göstermektedir ki cihad sadece canı feda etmekle değil, kimi zaman da elle, kimi zaman dille, kimi zaman da malla hakka hizmet etmek olur. Mücahid nefsiyle cihad eden kişidir. Hadis-i şerifi gereği hepimiz cihadı öncelikle kendi nefsimizde başlar. Nefsin kötülüğe, hataya ve isyana teşvik eden vesvesesi ile mücadele etmek de cihattır. Allah'ın dinini en doğru kaynaktan öğrenip en güzel bir şekilde yaşamak da cihattır. Bizi kullarımızdan uzaklaştıracak, uçurumlara sürükleyecek arzu ve isteklere karşı durmak da bir cihattır. Ve mümin eğer kendi nefsi ile olan cihadında başarılı olabilirse, o zaman İslam düşmanlarına karşı cihadında da zafer elde edilir. Aziz müminler, İslam'ın hayat veren ilkelerini yeryüzünde yaymak, haksızlıkların sona ermesini sağlamak için yapılan cihat, kimi zaman kalemle, kimi zaman da kelamla olur. Mümin an gelir eliyle, gün olur malıyla, Allah yolunda kelime-i hak için çalışır, çabalar. Doğruyu anlatmak, iyiye davet etmek, güzelliklere vesile olmak için gecesini gündüzüne katar. İnancı, varlığı, vatanı, bekası ve hürriyeti için silahlı mücadeleye girmesi ise cihadın en üst seviyesidir. Daha dün doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle bu aziz vatanı korumak uğruna verdiğimiz mücadele cihadın en canlı şahididir. Allah'ın yardımıyla muzaffer çıktığımız Çanakkale, varoluş destanının iman, cesaret ve azmin adıdır. Aziz müminler, cihat eline silahı alıp körü körüne masum canlara kıymak değildir. Son yıllarda insaf ve vicdanını yitirmiş cinayet şebekelerinin yaptığı ve Müslümanlara mal edilmeye çalışılan intihar saldırılarının vahşet ve şiddetin İslam'ın cihat anlayışıyla yakından uzaktan bir alakası.
İslam'da cihat öldürmenin değil, yaşatmanın, yok etmenin değil, diriltme çabasının adıdır. Cihat ancak insanı yaratılış amacından saptıran her türlü kötülüğü ortadan kaldırmak için yapılır. Kime karşı ve hangi gerekçeyle yapılırsa yapılsın, masum insanlara yönelik saldırılar İslam'ın cihada yüklediği yüce ruh ve idealerle asla bağdaşmaz. Bunlar insanlığa karşı hunharca işlenmiş büyük cinayet girişimidir. Değerli günler, bugün de millet olarak canımızla ve malımızla bir beka mücadelesi veriyoruz. Mehmetçiğimiz, inancımız, bayrağımız, vatan uğrunda, vatan toprağımız uğrunda hiç çekinmeden varlığımızı feda edebileceğimizi bütün dünyaya bir kez daha gösteriyor. Ömrünün baharında şehadet şerbetini yudumlayan her bir vatan evladı bizlere adeta Rabbimizin şu müjdesini haykırıyor. Allah yolunda öldürülenlere sakın ölüler demeyin. Onlar diridirler. Ancak siz bunu idrak edemezsiniz. Değerli müminler, bu varlık mücadelesinde hepimize sorumluluk düşüyor. Bu sorumluluğun bir gereği olarak gelimiz şu mübarek cuma saatinde hep birlikte Allah-u Teala'ya gönülden niyaz edelim. Allah'ım, istiklal ve istikbalimiz, birlik ve beraberliğimiz uğrunda mücadele eden kahraman ordumuzu muzaffer eyle. Huzurumuz ve değerlerimiz uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifalar ihsan eyle. Fitne, fesat ve bozgunculuk peşinde koşanlara, milletimize ve ümmeti Muhammed'e, hile ve tuzak kuranlara karşı bizlere feraset, basiret, kuvvet ve dirayet lütfeyle. Bizleri cihadın gerçek anlamını kavrayan, senin yolunda mücadele ve mücadeleden kaçmayan samimi Müslümanlardan eyle. Rabbimiz, sana inandık, sana güvendik, sana tevekkül ettik. Bizleri sensiz, sahipsiz ve inayetsiz, yardımsız bırakma. Değerli müminler, değerli cemaatimiz, bu hafta ilçemiz Doğa Mahallesi cami inşaatı için bendeniz Yedinci Ulu Cami ısıtıcı giderlerinin ihtiyaçları için ve Türkiye Diyanet Vakfı Bandırma Şubesi'nin dini ve hayri hizmetleri için yardımlarımıza müracaat ediliyor. Yüce Rabbim yapmış olduğumuz, yapacağımız yardımları kabul eylesin. اَلَا اِنَّ اَحْسَنَ الْجَلَامِ وَاَبْلَغَ الْنِظَامِ كَلَامُ اللّٰهِ مِنْكِ الْعَزِيزِ الْعَلَّامِ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْكَلَامِ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. الحمد لله حمد الكافرين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعظيما لنبيه وتكريما لصفيه فقال عز وجل من قائل كثيرا وآخرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى صلينا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أيد كلمة الحق والدين. اللهم الإسلام والمسلمين يردم لنا devletimizi, vatanımızı ve milletimizi her türlü tehlikelerden muhafaza eyle. Bizlere dünyada ve ahirette iyilikler ve güzellikler ihsan eyle. Bizleri, annemizi, babamızı, bütün müminleri bağışla. Şüphesiz sen işitir ve dualarımızı kabul edersin. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Şüphesiz Allah iyiliği, adaleti ve akrabayı bakmayı emrediyor. Hayasızlığı, fenalığı ve haddi aşmayı yasaklar. Düşünüp tutalım.